Bugün yine alışveriş videosu çekeceğim. Sadece 2, 4, 5 koli vardı. O yüzden uzun sürmeyecek ama önden ben bir konuşma yapmak istiyorum. Çok doldum. Şimdi önümdeki kutuyu kaldırdım. Rahat konuşayım diye. Ben yaklaşık 2 senedir falan sanırım sosyal medyaya video yüklüyorum. Gelen yorumlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Şimdi çok fazla aşırı büyük bir kanal değil benim kanalım ve çok fazla tabii ki yorum gelmiyor. Açıkçası biraz memnunum bu durumdan. Çünkü gelen yorumlar genellikle kötü oluyor. Yani yapıcı eleştirileri beğeniyorum. Hak verdiğim eleştirileri zaten size de söylemiştim. Mesela işte tripod kullanmamı isteyen çok fazla izleyici vardı. Haklılar. Ben de izleme kalitesini düşüren bir şey olduğunu düşünüyorum. Tripod olmamasının. Mesela bunu makul ve mantıklı buluyorum. Bu eleştiriyi. Ama mesela neden aldın bunları? Ne gerek var bunca şeye? İşte çok üzücü. falan gibi yorumları yapıcı bulmadığım gibi mantıklı bulmuyorum. Bir anlamı yok. Karşınızdaki insana bir katkısı yok. Yorumları okuyan kişilere bir katkısı yok. Benim kimseye örnek olma gibi bir durumum yok. Şimdi son alışveriş, kitap alışverişi değil de ondan önceki alışveriş videom, kozmetik alışveriş yani. 1300 falan izlenmiş şu anda. Bu da kanalın izlenme sayısına göre biraz fazla, evet. O videoda dolayısıyla çok fazla yorum almış ve aldığım ürün miktarı biraz fazla. Şimdi ben bu videoları yüklerken bunu bir işe dönüştüreyim, işte buradan bir para kazanayım gibi bir durumum yok. Ben sadece hobi olarak yapıyorum. İşte ne bileyim, yorum yazanlardan biriyle sohbet etmek, ne bileyim Instagram hesabından mesela kitap videolarımı izleyen bir Azeri beyefendi yazdı. Mesela bir kitapla ilgili onunla sohbet etmek ya da ne bileyim oje numaramı sormanız. Ben bunlardan hoşlandığım için yani benim para kazanmak gibi bir hedefim yok. Bu benim hobim gibi. Eğlenmek için yapıyorum. Zaten düzenli bir video atma durumum yok. İşte ya da ne bileyim yaptığım bir reklam yok. Yani kendimce bir günlük gibi, shortslarımı izlediyseniz böyle kısa günlükler gibi şeyler de var. Kendimce böyle bir eğlenmek için yapıyorum yani. Ve hani orada yapılan birçok yorumu, 1300 kişinin 1300'ünün de yaptığı birçok yorumu, emin olun videoyu çeken kişi düşünüyor zaten. Hani neden bu kadar çok şey aldın yazmak karşınızdakine, aptalca bence ya. Yani kırıcı olmak istemiyorum ama işte şey yazıyorlar mesela, niye bunları açtın ki, bunlar bozulacak. Evet, ben de farkındayım bozulacağının ama ben böyle yapmak istiyorum, böyle kullanmak istiyorum, paramı buna ayırıyorum, bütçemi buna ayırıyorum, kimsenin parasını harcamıyorum, kendi kazandığım parayı harcıyorum, kimseye bir zarar vermiyorum. Tabii ki tüketim çılgınlığı hoş bir şey değil, buna sevk etmek de hoş bir şey değil. Ama yani kimi insan mesela üzüldüğünde yemek, çok fazla yemek yer. Kimi insan çok fazla alışveriş yapar. Kimi komedi dizilerine sarar. Kimi içer. Yani herkesin farklı baş etme yöntemleri vardır hayatla. Ben alışveriş yapmayı seviyorum. Kargo açmayı seviyorum. Yeni bir şey kullanmayı seviyorum. Yani bunun doğru olduğunu iddia etmiyorum ben zaten. Ama kimseye bir zarar vermiyorum. Paramı harcıyorum. Şöyle bir yorum gördüm. İşte alışveriş videosu çekeceğine Project Band çeksene. Ya yanlış anlamayın ama ya da anlayabilirsiniz. Project Band videolarını çok samimiyetsiz buluyorum. Çok aptalca bir iş olduğunu düşünüyorum. Ya ağır konuşma
konuştuğumu farkındayım ama 50 tane ruj almışsın, elinde 50 tane ruj var ve bir ay boyunca bir ruju bitirmeye çalışıyorsun. Bir gün bile farklı bir ruj sürmüyorsun. Yani makul mü bu? Ki o 50 ruj da bitmeyecek. Beğenmiyorsun. İşte beğenmedikleri ürünleri bitirip yenisini almaya çalışıyorlar. Farklı bir ürün almaya çalışıyorlar. Beğenmemişsin. 50 rujun var. Bitmeyeceği belli. Elinden çıkar. Birine ver. Bir arkadaşına ver. At ya da yani. Beğendiğin 50. ruj bozulacağına. Yani bana biraz yalan geliyor. Yani izleniyor diye yapılıyor gibi geliyor o videolar. Ki hiç yapmayı düşünmüyorum. Büyük de konuşuyorum. Yapmam da. Yapamam da zaten. Yani ben bir ay boyunca bir rimeli kullanamam. Öyle bir durumum da yok. Böyle bu açıklamaları yapmak istedim. Tabii ki fikir özgürlüğü var. Herkes istediği yorumu yapmak da özgür. Herkes istediğini düşünmek de özgür. Ama ben bu videoları hobi olarak da yüklediğim için, işim olmadığı için, para kazanmadığım için, işte ya da yorum yapılmasıyla benim bir işim olmadığı için, tabii ki iyi yorumlara mutlu oluyorum. Ama bir işim olmadığı için mantıklı bulmadığım kişileri genellikle ya yorumlarını siliyorum ya yani gerek yok. Küçük bir kitleye okeyim ama kaliteli bir kitle olsun istiyorum. Saçma sapan insanlarla uğraşmak istemiyorum. Karşınızdakinin zeka seviyesini aşağılayacak yorumlar yazmayın. Yani işte bunca şeyi neden aldın sorusu çok. Yani karşınızdaki bunu düşünmüyor mu sizce? Yani bunu düşünemediğimi düşünmek de sizin zekanıza hakaret bence. O yüzden makul ve mantıklı yorumlar yaparsanız sevinirim. Burayı çok uzun tuttuğumu farkındayım. Alışveriş videosu kısa olacağı için bu videoda bunu artık açıklamak istedim. Şimdi keyifli kısma geçebiliriz. Bir tane Rossmann kutum vardı ama Rossmann kutusunu ben kutudakileri aldım. Çünkü içinde çok fazla işte kişisel hijyen ürünü falan vardı. Gerek yok onları göstermeye de. Aldıklarımı göstereceğim. Şöyle nasıl okunuyor bu marka arkadaşlar. Bundan kardeşime iki tane deodorant aldım. İndirimdeydi. L'Oreal'in bu Spot Fading diye okunduğunu düşündüğüm temizleme jelini aldım. İki tane. Bir de Rival Love Me sanırım bu marka. Rossmann'ın kendi markasından şöyle üçlü bir yüz paleti aldım. Bir tane de facto şeyi var. Bunun içinde tabii başka şeyler de vardı ama takılar kaldı size göstereceğim diye. Şöyle bir küpe seti aldım. Güzel, ben çok beğendim. Şöyle de bir yüzük seti aldım. Bunu da çok beğendim. Ya fiyatları da uygundu. Şöyle bir tane Yves Shop kutusu var. Ben yine o kadar söylediniz ama tripod kurmadım. Çünkü çok az kargo var gerçekten. Oradan çıkanlara bakacağız şimdi. Şöyle bir şey buldum. Ben bunu deneyeyim diye aldım. Bir paket uygun bu fiyatı. Bir tane duş jeli almışım. Şeyle. Mango ve pasyonlu. Bu jelden bir tane de buradan almışım. Hangisine daha ucuz hatırlamıyorum. Eda Taşpınar'ın şu L'Oreal'in yine temizleme jellerinden aldım. Bitenler videolarımı izlediyseniz bu ikisini kullandım. İkisinden de memnunum. Bunun serumunu, toniğini ve miseler suyunu da kullanıyorum bu serinin. İkisi de güzel ürünlerdi. Cildimi kurutmadı falan. İyiydi yani. Tekrar aldım o yüzden. Ne yapmışım? Far karıştırma fırçası almışım. Naşitan'ın 263. Ay konuşamadım. Numarasını. Fanon şu Mystic Moments'lerinden aldım. Şey, daha önce göstermiştim zaten. Ben 3 tane almışım sanırım.
Himalaya'nın kakaolu. Ben bundan almışım. Head & Shoulders almışım. Onu falan çıkartmayacağım. Golden Razum bu çok öğrendiğim. Kontür kalemini aldım. Ben 0.5 en açık demişlerdi. 0.5 aldım o yüzden. Toriel'in 601 numaralı rujunu ikinci kez almışım. Yani nasıl böyle şeyler yapıyorum ben de bilmiyorum. Golden Razum 162 numaralı rujunu aldım. Bunları muhtemelen swatchlarım bir videoda ya. Çünkü hani bunları böyle göstermenin de bir manası yok. Ya da denedikçe yeni denediğim ürünler gibi bir video yaparım. Şu maskaradan aldım. Bunun ismi de yeni çıkan Firework maskaradan aldım. Maybelline'in yeni çıkan maskarası. Pastel 293 numaralı. Şöyle ışıltılı projesini aldım. Yine Eve Shop'tan devam ediyorum. Şu L'Oreal'in bu dediği şu serisini, Revital serisinin serumunu aldım. Ben kullanıyorum. Hatta göstereyim şöyle. Bu üçüncü şişem mi? İkinci şişem sanırım. Bu aldığım üçüncü şişem olacak. Dolgunlaştırma hissi var. Yani bence etkisi de var. Sevdiğim bir nemlendirici serum. Şu Garnier'in miseler suyundan almışım. 3 tane Eve Shop'tan. Rexona'nın deodorantından almışım. 3 tane. Artık göstermiyorum yani. Biraz hevesim kırılmış. Fark etmişsiniz. Bir de Makeup Academy'nin 15 numaralı far paletini almışım. Işıltılı renkleri var. Son olarak Sephora'da yaptığım bir alışveriş var. Önce şey göstereyim, tester'ı. Ne bu? Hermes'ten bir erkek parfüm olduğunu düşündüm. Bir koku göndermişler. Tester göndermişler. Dudak kalemi aldım. Rengini söyleyeceğim ama 17 Light Brown. Şöyle nerede göstersem. Beyazda göstersem. Göstermeyeceksin. Yani böyle biraz nude kahve gibi ama Light Brown da değil yani. O kadar açık da değil. Makeup Forever'ın HD Skin Fondöteninden aldım. Ben kendime bir R02 aldım. Bunu birinde gördüm. Çünkü ben rengi ondan kopyaladım. Yağmur olabilir belki yağmurlardan. Emin olamadım. Yağmurlardan da benim askerlik arkadaşım sanki. Sephora'nın aldıklarından, krem aldıklarından 06 dramatik plan almışım. NARS'ın Loving Lips rengini almışım. Size göstermeye çalışıyorum ama bunları dediğim gibi ayrı bir yerde swatchlayacağım ya da işte denedikçe yapacağım. Sephora'nın eyeshadow paletlerinden ismi var mı bunun? İsmi asla yok. İşte bu palet. The Future olabilir belki. Onu almışım. Bu kadar alışverişim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım iyi şeyler düşünürsünüz ve iyi şeyleri söylersiniz. Yağmur Vardar'ın bir sözü var, çok beğenirim. İyi bir şey söylemeyeceksen hiçbir şey söyleme. Kendinize iyi bakın.